Merhaba sevgili izleyiciler, Elif Şah'la Hayata Dair'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim renklerimizden görüyorsunuz zaten. Bugün ilk bölümümüzde Elif Şah'la beslenmeye dair diyeceğiz ve hemen size konuğumu tanıtmak istiyorum. Diyetisyenimiz İkra Soner Yağdı bizimle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar Elif Hanımcığım. İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Böyle güleç güleç halinizle ne güzel ki stüdyomuza enerjinizi, keyfinizi getirdiniz. Çok mutluyum. Şimdi hemen bir izleyicilerimize döneyim ben. Efendim biz dedik ki ne konuşalım? Aslında çağımızın hastalığı obeziteyi konuşalım ama daha ziyade acaba obezite neden kaynaklanıyor? Biz nerede yanlış besleniyoruz? Biraz bunlara değinelim istedik, öyle değil mi? Aynen öyle. Şimdi hemen soracağım, bu son dönemde yani son dönem dediğim belki bir son 10 yılın getirisinde çok ciddi anlamda obezite hayatımıza girdi ve biz hani ay bir iki kilo fazlan var derken ciddi kilo problemiyle hatta sağlık problemleriyle karşılaşmaya başladık. Neden böyle oldu? Şahıncığım, obezite şu an görünmeyen bir pandemi, gizli bir salgın ve Türkiye ne yazık ki bu durumda çok kötü bir sıralamada. Yani dünyada zaten salgın boyutunda ama Avrupa'da Türkiye birinci sırada. O kadar yüksek aynen diyorsunuz. Aynen öyle. Yani Amerikalıların beslenmelerini biliyoruz. Fast foodlar, yağlar, biz onları da sollamış durumdayız. Nedeni ne? Çünkü devamlı et ağırlıklı, karbonhidrat ağırlıklı ve yağ ağırlıklı besleniyoruz ve beslenmeyi bilmiyoruz. O yüzden aslında obezite 1-2 kilo fazladan vardan öte hayat hastalık riski olarak da çok fazla etkileyen bir etmen ve üzerinde çokça durulması gereken bir konu. Şimdi ben aslında bununla ilgili çok sormak istediğim şeyler var. Niye? Çünkü işte benim çevremde de çok fazla et tüketen, ailemde de işte yağlı beslenen yakınlarım mevcut. Ve şöyle söylüyorlar, işte ben daha sebzeciyim. Ya işte hiç sen hapşıran aslan gördün mü? Hani şimdi geçmişten gelen bir şey var ya, tamam bizim hani daha büyüklerimiz işte bizden önceki kuşaklarımız hep bu tarz beslenmiş dahi olsa. Şimdi o zamanla bu zaman arasında da çok ciddi fark var. Evet. Mesela diyorsunuz ki birinci sıradayız. Hani ben böyle bir veriden de habersizim bu kadar yüksek riskli olduğumuzu. Çünkü hep evet Amerika'dan gelen, hani Avrupa değil ama daha çok Amerika'dan gelen bir beslenme şeklinin getirisi olduğunu biliyorduk. Evet. Fakat çok vahim durumdayız. Yani bizim aslında çok güzel bir beslenme stilimiz vardı. Akdeniz tipi beslenme. Yeşilliği var, proteini var, süt grubu var, kuru yemişleri var, meyvesi var. Ama ne yazık ki artık böyle batı tarzı beslenmeye kaydıkça böyle fast food tüketimleri de artmaya başladı. Hazır gıdayı seviyoruz galiba. Aynen öyle. Bunda bence şunun da çok büyük katkısı var tabii. Yeni dönemde çok fazla şeyle uğraşıyoruz ve hayata yetişmeye çalışıyoruz. Böyle olunca da yemek hep böyle ikinci sırada olan bir iş haline geliyor. Böyle olunca daha böyle hızlıca, bizi hızlıca doyurabilecek şeylerle besleniyoruz. O zaman hemen günlük rutinlerimize bakalım mı? Şimdi bizim beslenme aslında yaşam kalitemizi ciddi anlamda yükselten tabii ve uzatan bir süreç. Bundan bir haberiz. Yaşam kalitemizi o kadar etkiliyor ki Elif Şahıncığım. Bizim vücutta en çok kalori harcadığımız sistemlerden bir tanesi sindirim sistemi. Biz gün içerisinde yanlış beslendiğimiz takdirde ne yazık ki vücut aslında kalori paydasının birçoğunu sindirime çekiyor. Ve bu sefer de biz gün içerisinde devamlı yorgun, bitkin, halsiz. Ya değil mi? Çok. Böyle hissediyoruz. Ya bunu da fark etmek, yanlış beslenme içerisinde ne yazık ki çok mümkün olmuyor ama sağlıklı beslenmeye başladığımızda ya benim uyku kalitem çok arttı. Gün içerisinde enerjimi çok iyi hissediyorum. Sabah daha zinde uyanıyorum. Bunları gördükçe aslında aradaki farkı daha rahat hissedebiliyoruz. Değil mi? Biraz kendimizi aslında izlesek, dinlesek galiba fark edeceğiz. Bunlar çünkü alışkanlık haline geliyor. Hem de yani seviyoruz da bu alışkanlıkları ne yazık ki. Çünkü keyifli. Evet yani keyifli ama ben hep şuna inanıyorum. Aslında keyifli olan sağlıklı olmayacak diye bir şey yok. Aynen biraz öyle. Şimdi yine bunları konuşacağız galiba. Şöyle başlayalım. Şimdi biz ilk öğünümüz kahvaltı. Ve kahvaltı son dönemde biraz kahveyle yer değiştirdi. Biraz işte belki geçmişten de gelen o simit peynirle yer değiştirdi. Hatta belki tamamen ortadan kalktı. Ne yapmamız lazım? Yani kahvaltıyı hayatımıza nasıl tekrar geri çağıracağız? Şöyle Elif'im, benim de danışanlarımda en çok muzdarip olduğum nokta genelde kahvaltı öğünü oluyor. Atlamak durumunda kalıyoruz çünkü güne çok erken başlıyoruz. Gün içerisinde sabahtan böyle hazırlanırken bir de kahvaltıya zaman ayırayım çok böyle fırsat olmuyor. Bunun için kendimize aslında çözümler üretmemiz lazım. İlk önceliğimiz burada kahvaltıyı eklemek olacak.
Bu illa her gün böyle çok güzel yumurtamı haşladım, serpme kahvaltılar serdim olmasına gerek yok. Yapamıyoruz zaten, çalışıyoruz. Yoğunluğumuz söz konusu. İnanın hafta içi böyle kahvaltı yap, hafta sonunda serpme kahvaltı yapınca zaten daha da keyifli oluyor. Her gün insan sıkılıyor kahvaltıdan. Bunun yerine aslında kahvaltıda yapabileceğimiz daha pratik alternatiflere ihtiyacımız var. Sandviçler, tostlar bizim için çok büyük kurtarıcılar. Yoğurt yulaf karışımları, yulaflı tostlar bizim için oldukça kurtarıcı alternatifler. O yüzden buradan da seyircilerimizde gözümüzde çok büyütmeden kendimizde orada doyurabilecek, içerik olarak iyi olabilecek basic alternatifler üretmemiz gerekiyor. Yani diyorsunuz ki tost yiyebiliriz. Değil mi? Simit de olabilir bu arada. Şimdi simit örneğini aslında gelmek istiyorum çünkü hepimizin hani biz belki kadınlar birazcık daha işte sabah evden çıkmadan hazırlayalım ya da işte akşamdan hazırlayalım diyoruz. Ama beyler onları hazırlasak da yani işte bazen götürüyorlar götürmüyorlar, çok istekli olmuyorlar. Ama ne oluyor? İşte simit almak olayımıza geliyor. Evet. Şimdi o simit olayı nasıl yapacağız peki? Ben şöyle yapıyorum açıkçası. Böyle hani sandviç, tost, yumurtayı yemeyeceğim bir noktada en azından simit olsun olarak ekliyorum açıkçası bu alternatifi. Çünkü bunun yerine böyle poğaça, börek tarzı şeyler eklediğimizde zaten sabah sindirim çok zor başlıyor vücutta. Vücudu yorarak başlıyoruz. Mutlu olmayan bir bedenle de mutlu bir gün geçiremiyoruz. O yüzden sabahtan vücudu böyle mutlu beslemek, vitamin, mineral ihtiyacını gidermek bu noktada da çok çok önemli. O yüzden simitten korkmanız da gerek yok. Ama bir alternatif geliştiremeyeceğinizde en azından en masum alternatif olarak tercih edebiliriz. Yani poğaçaya, böreğe yöneleceğimize simidi tercih edebiliyoruz. Aynen öyle. Yanına peki? Yanına da bir peynir ve ayran çok güzel gider. Birazcık yani hiçbir sıkıntı yok diyoruz. Desteklemekte fayda var. Harika. Peki kahvaltılarımızı yapabileceğimiz kadar yapmaya çalışacağız. En azından kendimizi alıştıracağız. Ardından işte gün devam ediyor. Ne oluyor? İşte mesela eğer diyet yapıyorsak ara öğünlerim çok önemli diyoruz. Ama bazen de aslında ara öğüne ihtiyacımızın olmadığını fark ediyoruz. Şimdi biz o denge yani öğle yemeğine kadar olan süreçte nasıl bir denge sağlayacağız? Aslında sadece öğle yemeğine kadar değil Elif Hanımcığım. Gün içerisinde buna çok dikkat etmek lazım. Çoğu insan aralarda acıkmadığını söyler, ara öğüne ihtiyacının olmadığını söyler ama iş yerinde atıştırmalıklar, aperatifler, arkadaşım tatlı getirmiş. Sürekli onu şöyle yedim. Bir el hareketi. Ya inanır mısınız? Bütün danışanlarım neredeyse iş yerinde böyle bir çekmecesi var. Abur cubur çekmecesi bizim var. Bizim de var burada. Ve ara öğün yapmadıklarını iddia ediyorlar. Bizim aslında ara öğünlerin tercihini değiştirmemiz lazım. Alternatiflerini değiştirmemiz lazım. Bu da genelde insanlara ne yazık ki biraz külfet geliyor. Sanki ekstra bir işim olacak, saat takip etmem lazım, hazırlık yapmam lazım. Aslında doğa bize çok güzel bir şeyler hazırlayıp yollamış. Meyveler mesela. Hazır, kaplanmış, tatlı, böyle vücudu da çok yormuyor. Vitamin, mineral içeriği çok yüksek. İş yerine yanınıza giderken birazcık kuru meyve, biraz bir yaş meyve, galeta olabilir, süt olabilir, kuru yemiş olabilir. Aslında hepimizin günlük hayatta tercih ettiği besin grupları. Bunları arada acıktığımızda illa saat takip ettim işte 1,5 saat değil sonra mi? Yapacağım ne demek şey yerine. Ya bunda bir de üzücü olan şey 5 dakikaları beklemek insanı çok strese sokan bir etmen. Bunun yerine biraz daha vücutta uyumu yakalayıp ya ben şu an kahvaltıyı yapmıştım ama şu an birazcık açlık hissediyorum. Ne yiyebilirim? Bir meyve tercih edeyim demek de çok çok fayda var. Böyle olunca da aslında vücudu sindirme anlamında da yormuyoruz ve enerjiyi gün içerisinde dağıttığımız için hep zinde, hep enerjik, hep pozitif hissedebiliyoruz. Aslında çok mantıklı ve çok basit bir şeyden bahsediyorsunuz. Çünkü biz hani bizde böyle kodlanan bazı şeyler var ya işte diyet yapılır, efendim doğru beslenilir, ara öğünlere dikkat edilir. Hep zannediyoruz ki biz işte o kurallar süreçte olmalı. Evet yani kurallara uymalıyız. Bir stres salgılıyoruz aslında. Oysa ki dediğiniz gibi zaten o çekmecelerimiz var. Aynen o çekmeceleri bu şekilde doldurursak aralarda da rahatlıkla o keyifle hani belki iki tane fındık atıyorsak bir sıkıntı yok ya da bir mandalina yiyorsak gibi gibi diye anlıyorum ben. Bence insanları ürküten nokta da Elif Hanımcığım çok iyi bir noktaya parmak bastınız. Bu kural olayı. Sabah kahvaltı bu saatte yapılmalı. Öğle yemeği yemeliyim. Ara öğün saatleri bu kadar olmalı. Bir de malum Türkiye bu konularda çok popülist bir ülke. Her dönem yeni bir furya çıkıyor. Onu yemeyelim, bunu yapmayalım. Ay, o diyet türlerinden zaten. İnsanlar doğal olarak ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Hep belli başlı kurallar var. Süt içmeyeceğiz, meyve yemeyeceğiz. İşte ekmek de yememiz lazım. Bu sefer ne yiyeceğim? Gidip fast food yiyoruz. Geçen gün mesela bir danışanımla yaşadım. Lanet olsun falan deyip değil mi böyle artık? Yani bari ben bu yiyeceksem bunu yiyeyim. Hani
kendimi de mutlu edeyim gibi ya, geliyor. Üzücü yanı şu oluyor, biz toplum olarak bilinçsiziz de aslında sağlıklı beslenme konusunda. Geçen gün bir danışanımla yaşadım. Hocam dedi gece meyve yersem kilo alırım. Peki dedim ne yiyorsunuz? Baklava yiyorum dedi. Hayretler içinde kaldım. Nasıl olabilir? Yani insanlar aslında bu bilgileri alıyor. Çok ciddi alıyor, yani çok bu konuda. Sorgulamıyorlar. Aynen öyle. Çok evet, güzel bir örnekmiş bu gerçekten ya. Yerine koyduğumuza dikkat etmek lazım. Bir taraftan da şimdi bunları söylüyoruz. Çünkü biz her daim aslında galiba hep bir yemek şeyi salgılıyoruz ya da algılıyoruz. Yani beynimizde hep bir yeme hali var. Bu da çok anlamsız. Evet, yani kendimizi bıraktığımızda belki bu kadar çok yemeğe düşkün olmayacağız. Çünkü artık tüketim toplumuyuz Elifçi Hanımcığım. Her yerde mesela arkadaşınızla buluşuyorsunuz. Hadi bir çay kahve içelim. Bir yere gidiyoruz, bir şey yememiz lazım. Her şey aslında yeme içme üzerine kuruldu. Çünkü artık reklamlar çok fazla, restoranlar fazla, alternatifler çok fazla. Çok büyük bir sektör haline gelmeye başladı. O yüzden bizim kendimizi bu konularda da koruma altına almamız lazım. Bilinçli olacağız. Aynen değil mi? Öyle. Peki şimdi biz bir taraftan da birçok aslında soru da geldi izleyicilerimizden. Onlara da bakıyorum ama öğle yemeği zamanına gelsek yani biraz o gün içinde ilerliyoruz ya. Şimdi çalıştığımız için hani geneli konuşuyorum. Tabii ki çalışmayanlar ya da daha rahat o saatlerde uygun olanlar vardır. Ama biz çalışma hayatlarımızda yani bir aramız var. O arada işte bazen geçiştiriyoruz, bazen canımız istemiyor ya da hiç yemiyoruz. Şimdi illa 3 öğün mü beslenmek gerekir? Yani vücudu biraz takip mi etmek gerekiyor? Aslında yine kurallar noktası Elif Şanımcığım. İf diyeti mi olmalı, 3 öğün mü beslenmeliyiz, ara öğün yapmalı mıyız, yapmamalıyız mıyız? Aslında bunlar bireysel bazda çok değişken. Ben günü çok verimli kullanıyorum, güne çok erken başlıyorum, geç bir saatte bitiriyorum. O yüzden benim aslında gün içerisinde devamlı bir beslenme halinde olmam lazım ki hep kendimi bütün işlerime yetebilecek noktada hissedebileyim. Ama evde olan bir danışandır, bir bireydir, daha geç bir saatte kalkar, akşam yemeği saati bellidir. Bu noktada öğle yemeğine ihtiyaç duymuyorsa yapmasına gerek yok. Genelde zaten evde olan danışanlarım da öğle yemeğini atlama durumunu yaşıyoruz. Daha rahatlar yani. Aynen öyle. Ama iş yerinde olan danışanlarımda da genelde mesela yaşadığımız problem şu oluyor. Dışarıdan fast food tüketimimiz oluyor. Çünkü dışarıda ana yemek alternatifi bulmak zor oluyor. Bulsak da atıyorum evdeki 50 liralık yağ kullanılıyorsa dışarıda biz evde 200 liralık yağ kullanıyoruz. Kalitesinden emin olamıyoruz. Midemizi rahatsız ediyor. Bunun yerine aslında biraz daha ben ne yapabilirim noktasında yine alternatif üretmemiz lazım. Evden tarifler hazırlayarak getirebiliriz. Bu genelde insanlara külfet geliyor ama nacizane tavsiyem zaten öğle yemeklerinde çok ana yemek yemeye çalışmayın. Çünkü zaten akşam eve gittiğimizde ana yemek tüketiyoruz. Burada çorbası, pilavı, ana yemeği tüketip akşam da bunu tüketince bu sefer doğal olarak bir sonraki öğünde fast food yemek istiyorum diyoruz. Sıkılmaya başlıyoruz. Bunun yerine öğle yemeklerinizi hem yanınızda taşımanız da daha kolay olur. Daha kolay alternatiflere çevirebiliriz. Bir kocaman bir salata yapıp içine işte ton balığıdır, tavuğudur, bakliyatıdır, makarnasıdır koyup çok tatlı bir kase hazırlanıp bir ayran yoğurtla bir öğle yemeği yapılabilir. Yine kahvaltıda verdiğimiz alternatifler gibi tost yapılabilir, sandviç yapılabilir. İlla oturup böyle tabak tabak yemek yememize gerek yok. Yine yoğurt yulaf karışımları bu noktada bizim için kurtarıcı alternatifler olabilir. Şimdi biz görsellerimizde de program başından beri de işte obezite diye açtık. Bunun en büyük nedenlerinden biri aslında hazır yemek yememiz, dışarıda yememiz ve bunu seviyoruz. Şimdi böyle bir gerçeğimiz var. Ve tamam bahsettiğiniz gibi işte ara öğünler yapmalıyız, daha sağlıklı, daha kolay, hatta simit dahi yiyebiliriz. Evet ama... Efendim hamburger olsun, pizza olsun, lahmacun olsun, işte kebaplar olsun. Yani dışarıda tükettiğimiz yemekleri de seviyoruz. Evet. Böyle bir gerçeğimiz var. Peki ne yapacağız? Ya bunları yasak koymaya gerek yok Elif Şahin'cim. Çünkü yasak koyduğumuzda daha cazip hale geliyor, daha çok tüketmek istiyoruz ve savaş vermeye başlıyoruz. Bunun yerine aslında tükettiğimiz öğünün yan ürünlerini değiştirmek, içeriğini değiştirmeye çalışmakta fayda var. Mesela? Hamburger güzel bir örnek. Hamburger aslında köfte ekmek.
ekmekleri var, köftesi var ama problem ne oluyor? Arasına koyduğumuz soslar, yanına aldığımız patates, yanına aldığımız kola. Yine hamburgerimizi yiyelim ama hamburgerin içerisine sos koydurmayalım. Yanına ayran alalım, öğünümüzü böyle tamamlayalım. Birazcık daha oynayarak diyorsunuz. Aynen öyle. Yanına mesela pizza tercih edeceğiz. Oturup bir büyük boy pizza yemeye gerek yok. Bunu zaten yiyebilmek de inanın çok zor. Genelde çok aç olduğumuzda zaten bitirebiliyoruz. Bunun yerine biraz daha yeri aç o sofraya oturup gerçekten keyif alma. Karın doyurmadan ziyade 2-3 dilim yedim. Hadi erkekler için 4 dilim yedim deyip yanına ayranla destekleyip bir öğün haline getirebiliriz. Aslında burada mesela araya gireceğim şu da olabilir. Biz tabii bunu hani eşimle değil ama çünkü seviyorlar biliyorsun beyler. Ama işte arkadaşlarımla bir araya geldiğimizde mesela pizza yiyeceksek bir de salata sipariş veriyoruz. Aynen öyle. Hani böyle ikisi en azından dengelesin gibi bir niyetimiz var ama. Çok güzel yapıyorsunuz. Bunu yapabiliriz tabii herhalde. Tabii çok güzel bir seçenek. Ayran yerine aslında. Hatta ayran artı salata yapmakta da fayda var. Peki başka diğer örneklerde. Mesela şimdi kebaplar seviyoruz. Ülkemizde de yani yemek kültürümüz oldukça mutfağımız çok zengin. Orada ne yapacağız? Ya orada bence pek şeyi kaçırıyoruz. Bunları tüketmek lazım. Pizza yerine bizim aslında çok güzel bir kültürümüz var. Adana dediğimizde, Urfa dediğimiz bir ızgara köfte dediğimizde aslında yine bir et protein grubundan bahsediyoruz. Yine bunları da çok rahat gönül rahatlığıyla tüketip yan ürünlerine yine dikkat etmek lazım. Aslında seyircilerimize vermeye çalıştığım ana tema da bu. Sağlıklı tabaklar oluşturmaya çalışın. Burada full sağlıklı %100 çok iyi bir örüntü oluşmasına gerek yok. Ama bu dört besin grubunun olmasına da fayda var. Süt grubu kesin olarak olmalı. Süt, yoğurt, ayran, kefir. Sebzeye dair öğününüzde mutlaka bir şey olmalı. Etleri yani proteinleri mutlaka tabağımıza koymalıyız. Tabii illa et olmak zorunda da değil. Yumurta olabilir, peynir olabilir. Yine kuru baklagiller, bitkisel kaynaklar. Yine son grubumuz da karbonhidratlar. Son dönemde karbonhidratlar en iyi düşman olduğumuz bir dönemdeyiz ama karbonhidratlardan korkmamamız lazım. Çünkü bizim asıl enerji kaynağımız. Onları olmadığında kendimizi iyi hissedemiyoruz. Çünkü beynin de tek yakıtı aslında karbonhidrat. O yüzden korkmayalım ama dengeli tüketelim. Tam tahıl ürünler tercih edelim. Her şekilde o zaman her şeyi yiyebileceğiz. En azından bilgi olarak, farkındalığımız olarak artacak. Ne yediğimize dikkat edeceğiz ama keyif alacağız galiba. Aynen öyle. Şimdi bir de artık programın sonlarına geliyoruz bu bölümümüzün ama biz böyle hızlı yemeyi seviyoruz ya da hızlı yemeye başladık galiba son dönemde. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Yine yetişme telaşı Elif Şahadımcığım. Her şeye yetişmeye çalışıyoruz. Yemek yemeye çok zaman ayırmıyoruz. Bir de yemek yemekten ekstra korkuyorsak o bizim için ekstra bir mücadeleye dönüyor. O yüzden birazcık yemek yemeyle aramızı düzeltmeye çalışıp yavaşlamamız çok erzem. Çünkü yavaş yemeği yemediğimizde sindirim daha kötü oluyor. Yediğimiz yemeğin tadını o kadar almıyoruz ve porsiyonlarımız giderek büyüyor. O yüzden biraz önce konuştuğumuz şeyleri yapmasak bile ana temelde yavaş yemek yiyeyim, bu örüntüyü oluşturayım demek bile bize fazlaca bir fayda sağlayacaktır. Yani her şekilde biraz kendimizi yavaşlatacağız. Aynen doğru öyle. Anlıyorum değil mi? Ama her yemek 20 dakikada bitmez. Bunu yapmaya çalışmayalım. Yine kural noktasında takılıyoruz. Yavaş yemeye çalışalım. Daha çok çiğneyelim. Bazen arkadaşlarımız oturur bir keyif yemeği yeriz. Bir saat sürer. Bazen çok acelemiz vardır. Başımız kalabalıktır. 10 dakikada yiyeceğimiz ufak bir öğündür. Biz burada aslında çiğneme miktarımızı artırdığımızda, lokmalarımızı küçülttüğümüzde aynı hazzı her türlü alabiliyor oluyoruz. Harika. Yani çok güzel bilgiler verdiniz. Aslında hep şeye geliyor olay. Biz kendimizi böyle bir sınır içine koymadığımızda, bunu bir zorunluluk olarak hissetmediğimizde belki hem daha lezzetli, daha keyifli yemekler, öğünler yiyeceğiz. O zamanları geçireceğiz. Hem de bu kadar da bedenimizle savaş halinde olmayacağız aynen galiba. Aynen öyle. Merkeze aslında kendimizi koyup keyif almayı öncelik haline getireceğiz. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok da böyle önemli noktaların altını çizdiniz. Bakalım hayatımızda izleyicilerimizle beraber bunu yapabilecek miyiz? Umarım. Güveniyorum. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum ben tekrar. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bu ilk bölümümüzde Elif Şah'la beslenmeye dair dedik ve diyetisyenimiz İkra Sönel Yağlı'yla birlikteydik. Şimdi sırada ikinci bölümümüz var.
Efendim programımızın ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız ve gördüğünüz gibi renklerimizden de anlaşılacağı üzere Elif Şah'la modaya dair diyoruz. Ve her zamanki gibi modacı konuğumuz Madine Ana Gülpe ile birlikteyiz. Madineciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ olun siz. Çok teşekkür ediyorum. Biz yine kalplerimiz bir herhalde bir beyazlar içinde evet, çıkmışız izleyicilerimizin karşısına. Çok hoşsun yine her zamanki teşekkür gibi. Teşekkür ederim. Hoş sizin güzelliğiniz. Ay çok teşekkür ediyoruz. Kendimizi de böyle bir övdükten sonra güzel enerji verdikten sonra. Sonra başlayalım bence. Şimdi Madinacığım izleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Biz geçen bölümümüzde çocuklarımızın kombinlerini konuştuk. Çocuk modasını konuştuk. Ve dedik ki hem devam edeceğiz hem de aile kombinlerini konuşacağız. Hı. Şimdi bazen görüyoruz işte anne kız, efendim baba oğul ya da işte anne oğul, baba kız kombinleri gibi gibi ya da bütün bir ailenin. Şimdi hemen sana sorayım. Bunu bilerek yapmıyoruz ama bu son dönemde böyle bir moda da çıktı değil mi? Evet, genelde yani eskiden bilerek yapmıyorduk ama şu an ticari açısından da birçok mesela elbisenin aynısının küçükleri için de dikiliyor işte bayan olarak. Baba oğul tişörtlere aynı var. Yani sweatshirtler var, pantolonlar var, ayakkabılar bile aynı çıkmaya başladı. Ayakkabılar bile var diyorsun. Var, var, var. Benim kendimde de var. Ondan dolayı yani hepsinin artık yani biz artık bu, şöyle diyeyim nasıl doğru söylesem yani bu devirde yani çok görsele önem veriliyor. Yani sosyal medya olsun, dış görünüşü olsun yani davete gittiğimizde herkes yani üstüne başına özenli olmaya dikkat ediyor. Olmaya dikkat ediyor. Ondan dolayı birçok mesela doğum günleri aldığımızda genelde kız çocuğun doğum günü annesiyle aynı renklerde olur veya aynı elbisede bile olur. Babalar da yani onlar boyun eğmek zorunda kalıyor. Yani işte ne bileyim tabii onlar pembe gömlek giymezler ama ne bileyim pembe bir tane aksesuar oluyor veya işte şuralarında takılan mendil oluyor. Yani genelde aynı tonlarda olur ama bu özel günlerde daha çok kullanılıyor. Şimdi Madine burada araya girmek istiyorum. Çünkü hani pembe gömlek giyilmez diyorsun ama ben örnekler görüyorum. Ama şimdi burada zaten aslında konuşmak istediğimiz şey tabii ki herkes istediğini giymekte özgür. Elbette. Nasıl rahat ve mutlu hissediyorsa ama işte bazı da olmazsa olmazlar var ya. Var, var. Değil tabii mi? Yani mesela beyaz tişört bile yani mutlaka annede de babada da çocukta da vardır. Yani insanlar birbiriyle uyumlu olmak için giyinirler genelde. Birçok etrafımızda kişiler var aslında. Yani aynı kıyafet olmasa bile ama renkler, tonlar birbirine çok yakın olduğu için aile kombini oluyor. Mesela gördüğünüz gibi burada bir etek, pantolon çocukla ama aynı ton konusunda yani aynı tonda giyinikliler ve aile kombini oluyor. Bak mesela burada mesela, da aslında bu çok net gözüken bir örnek. Elbise. İşte çiçekler. Belki ara ara durdurabiliriz. Onların üzerine de konuşuruz. Ben şimdi mesela kendi özelimde de işte biz eşimle bir davete gideceğimizde hani buna dikkat etmeye çalışıyorum. Hoşuma da gidiyor. Güzel i̇şte oluyor ama. Güzel bir elbise giyiyorsam mesela bir renk, farklı bir renkse işte kravatı ya da mendili olsun. Dediğin gibi böyle bir aynı. Uyum oluyor aslında. Çok da hoş ve çok güzel gözüküyor. Özellikle özel yerlerde hele yani şöyle oluyor yani eş olduğunuz belli oluyor. Yani veya çocukla aynı şekilde aile olduğunuzda da aynı oluyor. Yani güzel bir şey aslında yani. Şimdi o zaman istersen şöyle sınırlandıralım. Mesela günlükten bahsedelim, davetlerde bahsedelim. İşte özellikle doğum günleri çünkü çocuklar da işin içinde. Tabii. Hele ki o okul çağı, okul öncesi çağdaki çocukların doğum günleri biliyorsun. Evet. Bayağı böyle şatafatlı geçiyor. Evet, evet. Şimdi ilk istersen davetlerle başlayalım. Olur. Şimdi davetler, hangi davetlerde nasıl işte çocuklarımızın katılacağı, nasıl kombinler yapmak gerekir? Yani çok da böyle göze sokmadan, rahatsız edici olmadan. Tabii rahatsız etmeden. Tabii yani sonuçta biz kendimiz için bunları yapıyoruz. Yani insanoğlu ne yaparsa aslında kendine, kendi ruhunu okşamak için yapması gerekiyor. Dışarıya değil. Şimdi burada mesela bu fotoğrafı durduralım. Bak sözünü kesmiş gibi oldu ama bir tık öne alabilirsek eğer arkadaşlarımdan isteyelim. Devam baba et lütfen. Oldu. Evet. Evet baba oğlu gördük.
Yani ondan dolayı mesela bir yaş doğum günleri her zaman yani genelde büyükçe olur, büyükçe kutlanır. Orada mesela kız çocuğu olduğunda tabii ki tütülü elbiseler falan gelir ama onu unutmamak lazım ki tütülü elbise bir polyesterdir. Ve o çocuk 4-5 saat orada kalması rahatsız edici. Ondan dolayı mesela iki tane kombin yapılabilir. Evet işte ne bileyim görseldir başı işte pasta kesiminde vesaire o tütülü elbisede olur annesiyle birlikte babasıyla birlikte sonra daha sakin bir kombin yapabilirler. Yani aslında söylediğin şey şimdi mesela çocuklarımız çok da heyecanlı oluyorlar ya da evet. istiyorlar. Bir de biliyorsun bu çizgi film karakterleri falan tabii. da çok sen çok büyük İyi, yakından biliyorsun. Etken madde. Şimdi onların da böyle gerçekten günlük hayatta giyilmeyen kıyafetleri, evet. elbiseleri var. Evet. Diyorsun ki onları yine yapalım, alalım. Tabii yani o yapalım. O zevklerini tatsınlar. Tabii onlar çocuklarını yaşaması lazım. Yani sadece özellikle onları yani doğum günü günlerine giymesine gerekmiyor. Yani aldıktan sonra zaten bu elbiseyi ne yapacağız? Mutluysa çocuk evde bile giysin. Ha ben mesela evde çocuk istiyor giymeyi giysin. Ha bir sene giyer, iki sene giyer sonra giymez ki. Ama keyfini çıkarsın keyfini diyorsun. Keyfini çıkarıyor ya tabii. Ya bazı şeyler görüyorum ben kız çocukları özellikle. Bir de onlar biliyorsun çok böyle renkli. Yani tabii. büyümüş küçülmüş halleri evet, oluyor bazılarının. Var. Diyelim ki işte bir alışveriş merkezinde Hı-hı. o tütülü eteği, o tüllü eteği giyip de Hı-hı. dolaşan. Hatta ben şeye çok gülüyorum. Belli bir yaş grubu kız çocuklarında kendilerine ait bir modaları var. Tabii. Yani o rengarenk ayakkabılar tabii. ayrı, işte aynen. o tütülü eteğin üzerinde atıyorum pembe bir kazak evet. falan gibi çıkıyorlar değil evet, mi? Evet, evet, evet. Ya orada işte çocuk nasıl mutluysa, mesela birçok çocuk tayt giyer, kız çocukları. Taytın üstüne tütülü etek giyer. Giysin, mutlu çocuk, giysin. Yani. Sen de bunu diyorsan zaten hiçbir sıkıntı yok tabii yani. Tabii yok, giyebilir. O da, tabii o özgürlük, önemli olan özgür iradesi çocuğun burada. Ama dediğimiz gibi kombinler güzel oluyor. Özel günlerde de güzel oluyor. Yani giyinirken aslında eğer gardırobu doğru dizersek zaten aynı parçalar oluyor. Yani beyaz tişört çocuk için de beyaz tişört, bizim için de beyaz tişört. Kot pantolon onlar da aynı kot pantolon, bizde de aynı kot pantolon. Yani onları giydiğimiz zaman yani çocuğumuzla uyumlu olmak istiyorsak, yani ona çok önem veriyorsak, onun giydiğiyle sizin giyeceğiniz benzer olacak. Benzer zaten. Olacak. En Peki, azından ton olarak da benzer şimdi olacak. Şimdi bu davetlerde kaldık. İstersen Hı. öyle devam edelim. Demin de işte Hı. böyle çok şık smokinli bir baba ve evet, oğul baba, görmüştük. Vardı. Onu istiyoruz o fotoğrafı. Şimdi davetler dedik ya da işte doğum günleri hani özel Hı-hı. günlerde çocuklarımızın istediği kıyafeti yaptıracağız, onları giydireceğiz ama diyorsun ki ekstra bir sade bir kıyafet olsun, de olsun, rahat olsun. Tabii çünkü çocuk oynuyor, zıplıyor, koşuyor, gidiyor, hani yiyor, döküyor. Geldi işte fotoğraf. Evet, ondan dolayı sade bir kombin daha yanında olursa çok rahat eder. Peki buna ne diyorsun? Mesela ben güzel. Böyle küçük beyefendiler diyorum. Ama çok küçük hanımefendiler. Çok hoş gözüküyor çok değil mi? Çok hoş gözüküyor. Tabii ki çok hoş gözüküyor. Onlar muhtemelen işte ya düğün ya da bir dernek sahibi olarak vardır şimdi muhtemelen. Şimdi değil mi? Onu söyleyeceğim sana. Yani burada yakın bir düğünse yakın akraba, eğer. Evet, yakın akraba söz konusu. Evet. Ama herhangi bir düğüne de bu kadar şık gitmek herhalde çocuklarımıza doğru değil. Yani gerek yok. Yani gerek yok. Tabii ki takım elbise giyebilirler ama beyaz başka bir şey. Beyaz hani çocukta hele zor taşınıyor. Burada yani burada beyaz büyük. Olması öne çıkıyor diyorsun tabii. aslında özel ve yakın evet. olmasının. Evet beyaz bayağı öne çıkıyor. Çünkü beyaz takım giymemiz için yani çok yakın olmamız gerekiyor erkekler için. Çünkü genelde işte siyah daha koyu tonlarda giyilir. Hani damat bey. Giyer normalde. Belki de damattır da yanındaki de yeğenidir kardeşidir. Mesela ya evet. da şeydir kardeşi tabii, yani belki olabilir. Bir ihtimal. Hani ki, o kadar yakınlık var diyorsun. Aynen ki çocuklar zaten çok severler böyle damat bey gibi giyinmeye veya gelin hanım gibi giyinmeye. Genelde de bakılırsa düğünlerde herkes beyaz elbiseli gelir. Küçük çocuklar gelinin yanından da ayrılmazlar. Evet. Küçük beyefendiler de aynı şekilde smoking yani ama güzel oluyor. Görsel çok. Olarak tabii güzel. Ama yine de tekrar söylüyorum çocuğun rahat edeceği çok önemli. Yani çünkü bazı çocuklar bunu sevmiyor ama aileden zorluyorlar. Yani o olmaz. Tabii çok ufak çocukların mesela papyon hani burada yine bir yaş birazcık daha Hı-hı. şey gibi büyük evet. gibi ama çok daha küçük çocukların böyle zorla papyon takıldığını evet. ve rahatsızlık duyduğunu rahatsız, görüyoruz aynen, da. Aynen. Peki şimdi siyah olsaydı eğer smokinler ya da siyah ceket yani siyah takım olsaydı yine çok daha rahat olabilirdi tabii, diyorsun. Tabii giyilebilir
Ama işte o ceketle ilk zaman girer o çocuk. Sonra belli bir yarım saat geçtikten sonra çocuk sıkılır. Zaten evet. Ceket yani cekettir bu. Yani bir eşofman değil, bir sweatshirt değil. Zamanla onu çıkarır zaten. Onlar koşturuyorlar, ediyorlar. Çocuklar zaten, çünkü kıyafete dikkat etmiyor ki. Hani onlar için yani kıyafet en son düşünce şey. Biraz tabii orada anneler devreye tabii, giriyor aslında. Tabii anneler, babalar. Aynen. Peki şimdi kız devam edebiliriz bu arada tabii fotoğrafları da. Kız çocuklarımız olduğunda onlarda ben şey görüyorum işte yine böyle bir davetlerde diyelim ki düğünlerde. Böyle minik topuklar. Yani bunu çok onaylıyor muyuz? Çok. Yani ben kendi şahsen onaylamıyorum. Değil mi? Neden? Çünkü çocukların ayakları daha tam oluşmuyor. Ve biz onu ilk yaşlarda ne bileyim böyle 3-4 yaşlarda bile giyiyorlar. O ortopedik değil. Yani sağlıklı bir şey değil sağlıklı bir kere. Sağlıklı bir şey değil. Bir de çocuklar dedik ki hani hep koşturuyorlar. Yani bir takılsa bir işte düşse hani bileğini daha da çok küçük olduğu için daha büyüme İncitir. Aşamasında. Aynen. Tabii yani çok daha kalıcı hasarlar dahi olabilir aslında. Yani sadece onun düşmesi bile değil. Sonuçta o ayak tabanı bizim duruşumuz biz ayak tabii. üstünde durduğumuz için topuklu olunca parmaklarına biner. Parmaklarına bindiği zaman çocukta duruş bozukluğu ileriki yaşlarda ortaya çıkabilir. Skolyoz olabiliyor. Her tabii, türlü evet sıkıntılar olur. Ondan dolayı kesinlikle. Ha, benim yani, kızım 7 yaşında bir daha giymedi. İşte. Daha yani, giymedi şöyle yani. Bakacağız o zaman. Onları belki böyle dönen fırıldak elbiseler, işte ne bileyim tütüler, düz ayakkabı tüller. Var. Çok var düz ayakkabılar. Yani onlar da böyle ne bileyim güzel fiyonklu, taşlı böyle lake olanlar çok var. Yani onların düz olanı, tabanı ortopedik olanı giymesi gerekiyor. Yani, yani ona evet, özellikle söylüyorum. Ayakkabılarda daha şık tabii. ama düz bakacağız. Ama daha frapan hali elbiselere vereceğiz. Aslında demek istediğim tabii, oydu. Tabii, tabii. O kabarık, işte tüllü, ne bileyim şaşalı, şaşalı, kırıltılı hani elbiseler düz olabilir. Düz de giyilebilir. Yani şu an mesela çocuklara baktığımızda tabii abartmadan yani büyümüş, küçülmüş versiyonu değil ama... Yani ne bileyim daha düz mesela deri etekler var çok güzel. Deri şortlar var mesela. Ondan sonra bu da mesela çok güzel bir kombin. Baktığınızda sade bir elbise üstünde sadece yelek var. Ve çok güzel ve hoş gözüküyorlar. Bu bir de hem aslında günlükte kullanılabilecek tabii. bir şey. Hem de bir yere giderken de aslında kullanılabilecek rahatlıkla bir rahatlıkla kullanabiliriz. Kombin. Aynen. Hem de böyle birlikte olmaları, aynı olmaları da hoş da bir görüntü veriyor. Ama tabii zaman zaman o hoş görüntüyü çok da görmüyoruz aslında değil mi? Abartı yani, olunca. Biraz abartı oluyor abartı bazı. Olunca, mesela olmuyor. Bunun dengesini nasıl sağlamak lazım? Şimdi tabii ki çocuklarımızla aynı giyinmek isteyebiliriz. Hep olmaz ama hep olmaz. Yani arada yani dediğim gibi yani aynı giyinmek birebir aynı olmak anlamına gelmesin. Aynı giyinmek şöyle ton olarak aynı giyinebiliriz. Yani diyelim ben mesela beyaz ceketle siyah elbisedeyse benim çocuğum ne bileyim beyaz çorap giyebilir. Siyah bir tane şort giyebilir. Üstüne siyah deri mont giyebilir. O içine havayı beyaz. Verebiliriz yani. Evet yani ton olarak aynıyız. Çünkü ne olursa olsun zaten aynı kıyafeti giymemiz sürekli mümkünatı yok. Değil, değil yani mi? Sağlıklı da değil. Çünkü biz daha yani biz büyüdüğümüz için belli bir yerden sonra yani çok kumaşın içeriğine bakmadan da giyebiliyoruz. Ama çocuklarda değil. O olmaz. Bunu geçen bölümde de söylemiştim. Mutlaka çocuklarımızın pamuklu olması lazım. %100 pamuklu kıyafetler giymesi tabii. gerektiğini. Tabii. Bir de tabii ev içi kombinler de var. Son onlar dönemde çok biliyorsun evet. Pijamalarda özellikle hı-hı. yani ya da ev içinde giyeceğimiz kıyafetler de ortaya çıktı. Şimdi onlarla ilgili görsellerimiz de var. Bir aile işte çekirdek bir aile de aynı kıyafeti giyebiliyor. Giyebilir tabii. Ya da anne kız baba oğul aynı hı-hı. kıyafeti giyebiliyor. Onlar da çok şık duruyor değil mi? Burada da evet iki evet, çocukla da evet, çok evet. güzel olmuş. Şimdi evimizde tabii ki pijama takımlarımız var, ev tekstilimiz var, evdeki giydiğimiz kombinlerimiz var. Onlara tabii ki yani çocuklara şöyle onlar genelde karakter giyerler. Yani sevdiği karakterlerde. Ailede de herkes ne bileyim işte kahraman karakterleri oluyor. Onlardan birer tane giyebilir. Yani bak çocuklar, burada da mesela karakter olmasa da evet, benzer tarzlar. Aynen aynen aynı renklerde aynı
şeyde, kumaşında, desende aynen. O karakter olduğunda da mesela farklı karakter giyersek mesela anne, baba, kız çocuğu, erkek çocuğu veya neyse kaç tane varsa. Hani onlar için eğlence haline gelir. Onlar mesela annesi babasıyla, çünkü çocuklar oynamak ister. Yani ne kadar biz yorgun gelsek de işten, onlarla 15-20 dakika bile oynamamız onların istediği kıyafette. Yani çünkü pamuklu evde rahat, herkes rahat edebileceği kombinler. Hani onda çocukların gönlü olsun diye olabilir. Hani herkes aynı renkte olduğunda da onlar için önemli. Çünkü çocuklar ne olursa olsun belli bir yaşa kadar annesi babası onlar için tabii ideal bir ideolojik rol model olarak olduğu için onlar da yani onlara benzemek istiyor. Şimdi devam edebiliriz bir taraftan fotoğraflara. Aslında bir dönem yılbaşı öncesi çıkıyordu vardı böyle. Evet. İşte aynı hala tonlarda var. Hala var aslında. Evet. Renkler işte kırmızılar daha yeşil, ön plandaydı. Aynen. Ama artık hani sektörde bu bağlamda çok fazla benzer şey. Ben mesela hatırlıyorum bir dönem anne kız çorapları, yani böyle işte kalın yün çoraplar ama daha süslü çoraplar vardı. Evet. Şimdi istediğimiz gibi her şeyi bulabiliyoruz ama diyorsun ki anladığım kadarıyla o renklere, desenlere dikkat edeceğiz. Peki yani ben son olarak şunu da sormak istiyorum. Hı-hı. İşte küçük hanımlar, küçük beyler diyoruz. Onların da çocukluklarını aslında çok da göz ardı etmemeliyiz tabii değil ki mi? En önemli zaten o. Yani dediğim gibi ne yapıyorsak onların mutluluğu ve onların rahatlığı için yapmamız lazım. Biz değil, onlar asıl önemli olan. Hani onlar eğer istiyorsa onu giymesi gerekiyor. Zoraki değil. Kesinlikle zoraki değil. Çünkü hani çocuk bu, o rahatlığı, yani o rahat olmayı biliyor. Yani da böyle ne bileyim daha başka şeyler daha öğrenememiş, daha öğrenmedi yani yaşı gereği küçük onlar. Yani herkesi zorlamaması gerekiyor. Çocuk istiyorsa tabii ki de. Hani gelip derse ki anne gel birlikte giyinelim. O zaman birlikte kombin yaparsınız. Ama çocuk kesinlikle ve kesinlikle tütülü elbise giymek istiyorsa biz ona deri pantolon giydiremeyiz. Öyle giydirmememiz gerekiyor en azından. Doğru değil diyorsun. Evet. Bak böyle kombinleri görüyoruz, arada geçiyor. Çok da güzel kombinler evet var. Mesela burada da bir tatil gününde evet, çok birebir olmasa da aslında yani işte dediğim örnek, ton uyumu. Ton uyumu var burada. Ya baktığınızda yoksa aynı kıyafetler değil. Kapüşonlu var, montları var, kotları var. Ayakkabı renkleri aynı. Ha, o zaten dolapta, temel dolapta olan olması şeyler. Olması gereken. Evet. O zaman hemen şöyle bir şey yapalım mı? Şimdi bize büyüklerin dolabında olmazsa olmazları söylüyorduk. İstersen programımızın bu bölümünü bitirirken çocuklarımızın dolaplarında olmazsa olmaz neler olmalı? Tamam. Olmazsa çok güzel bebekler. Yani çocuklarımızda tabii olmazsa olmaz eşofman takımları, spor takımları rahat edeceği, sweatshirtler, tişörtler, yani uzun çoraplar. Aslında geçen bölümde de biraz bir söylemiştik bunlar biz. Aslında aile olarak ailelerde de var yani var, annelerde, var babalarda şey, da. Tabii. Hani renk tonları da renk belki renk tonlarına yakın dikkat ederekten alabiliriz. Mesela annede siyah sweatshirt takımı varsa çocuğa da siyah alabilirsiniz. Yani veya ne bileyim alt siyah üst beyaz alınabilir yani rahat, yani renk açısından daha açık tonlarda kullanabiliriz diye. Yani ayakkabılara, spor ayakkabılar önemli mutlaka ve mutlaka. Ortopedik olması önemli. Üstüne giydiğimiz montlar, mont renklerinden bakabiliriz. Ama tabii çocukların montları daha güzel, daha böyle renkli. Hatta böyle demin de gördük işte canavar desenli, işte evet, sevdikleri karakterle evet, ilgili. Aynen. Ondan dediğim gibi onlar nasıl, yani çocuk nasıl mutluysa, tekrar söylüyorum. Yani hep aslında vurguladığımız şey çocuklarımızın rahatlığı, çocuklarımızın mutluluğu ve tabii ki özgürlüğü ve tabii ki sağlıklarını da göz kesinlikle ardı etmeyeceğiz. Kesinlikle. Aslında bizim için de geçerli Madina. Yani bizim biz de için, kendimizi tabii rahat, huzurlu, mutlu aynen hissettiğimiz aynen kıyafetler aynen içinde. Aynen. Sadece bizde artık bağışıklık sistemi daha güçlü olduğu için biz polyester de giyebiliriz. Kumaşları, kumaşlara biraz, çok evet dikkat et, yani dikkat etmemiz gerekiyor ama ya bazı yerlerde yani fire verebiliriz. Çocuklarda vermemek vermeyelim gerekiyor. Vermeyelim değil mi? Bence bir bölümde de kumaşları konuşalım.
Olur. Neyi nasıl giymeliyiz? Hangi kumaş cinsi nasıl tercih etmeliyiz? Tamam. O da çok güzel olur. Bak böyle konuştukça da konular geçiyor. Madenciğim çok teşekkür ediyorum sana. Yine aslında bugün çok üzerinde durmadığımız ama bence önemli ve keyifli bir konuyu konuştuk. Evet. Fakat süremiz doldu. İyi ki geldin diyorum ben. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki davet ettiniz. Evet sevgili izleyiciler, biz bugün de programımızın sonuna geldik. Efendim önce beslenmeye dair dedik, ardından modaya dairle karşınızdaydık. Biz şimdi programımızı bitiriyoruz, ancak yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.